Sinehaber'in yeni bölümünden herkese merhaba. Sinema ve dizi dünyasındaki en son gelişmeler için haber turumuza başlıyoruz. Bakalım son bir haftada sinema ve dizi dünyasında neler yaşanmış. John Wick serisinin yıldızı Lance Reddick hayatını kaybetti. John Wick serisinde Karen karakterine hayat veren ünlü oyuncu, Cuma günü Los Angeles'taki evinde ölü bulundu. Menajeri Mia Hansen tarafından duyurulan oyuncunun ölümünün doğal sebeplerden olduğu belirtildi. 60 yaşında hayata veda eden Reddick, The Wire dizisindeki polis şefi Cedric Daniels ve Fringe dizisindeki Philip Broyles rolleriyle tanınmıştı. Reddick, 24 Mart'ta Türkiye'de gösterime girecek olan John Wick serisinin son filminde de yer almıştı. 6. Uluslararası Kadın Yönetmenler Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. 7-12 Mart 2023 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen festivale 69 ülkeden 418 film başvurdu. Seçici kurul 56 ülkeden 125 filmi festival seçkisine aldı. Filmlerin 7 farklı kategoride jüriler tarafından değerlendirildiği festivalde Sevin Okyay Sinema Yazarlığı Başarı Ödülü'nün sahibi Senem Erdin'e oldu. Cannes ödüllü Cafer Panahi ve Nedar Seviyar aynı projede buluşuyor. Daha önce Cannes'da en iyi senaryo ödülünü kazanan Three Paces filminde birlikte çalışan İranlı senaristler The Witness filmi için tekrar bir araya geliyor. Film, arkadaşının öldürüldüğünü gören dul bir emekli öğretmeni anlatıyor. Emil Hirsch, soykırım temalı Bow Artist at War kadrosunda. Hirsch ve Inbar Levi, gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde başrolleri paylaşacaklar. Kamera arkasında Sean McNamara'nın yer aldığı yapım, Steven Spielberg'ün Schindler's List filminde anlatılan Plaszow kampında evlenen Joseph ve Rebecca Bow çiftini merkezine alıyor. William Friedkin'in unutulmaz filmleri 42. İstanbul Film Festivali'nde. Festival, polisiyeden korkuya, maceradan drama, pek çok farklı türde başyapıtlara imza atan usta yönetmeni, bu yıl özel bir bölümle beyaz perdeye getiriyor. 1970'lerdeki yeni Hollywood akımının öncülerinden olan Friedkin, 9 filmiyle festivalin retrospektif bölümünde yer alacak. Florence Pugh ve Andrew Garfield bir aşk hikayesinde buluşabilir. Pugh ve Garfield, We Live in Time adlı filmde rol almak için görüşmelerini sürdürüyor. Yapılan anlaşmalar tamamlanırsa, Akademi Ödülü adayı ikili, komik, derinden etkileyici ve sürükleyici bir aşk hikayesi olarak tanımlanan filmde başrolleri paylaşacak. Projenin yönetmenliğini John Crowley üstlenecek. Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmi Cannes Yolcusu. Bu yıl 16-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan Cannes Film Festivali'nde hangi filmlerin yer alacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak Temmuz ayında Fransa'da vizyona girmesi beklenen Kuru Otlar Üstüne filminin Cannes'da premier yapacağı ve Altın Palmiye için yarışacağı büyük oranda doğrulanmış oldu. James Gunn, Superman Legacy filmini yönetecek. Peter Safran, Superman'in devam filmi olacağını duyurmuştu. Safran'ın yapımcılığını üstleneceği filmde Gunn, hem senarist hem yönetmen olarak yer alacak. Superman'in yolculuğunu, onun Kryptonlu geçmişi ve yetişme dönemini harmanlayarak anlatacağı filmin 11 Temmuz 2025'te vizyona girmesi planlanıyor. Jodie Comer, Blade Runner 2099'da rol alabilir. Comer'ın dizide rol almak için görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. Proje, Ridley Scott'ın 1982 tarihli orijinal filmi Blade Runner ve Denis Villeneuve'ün 2017 yapımı devam filmi Blade Runner 2049'dan sonra serinin 3. büyük yapımı olacak. Dizinin Blade Runner 2049'daki olaylardan 50 yıl sonrasını anlatacağı biliniyor. Ancak projenin konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgili detaylar henüz paylaşılmadı. Paul Mescal ve Andrew Scott, Stranger filmi için bir araya geliyor. Mescal ve Scott'ın başrolleri paylaşacağı film, Londra'da yaşayan ve senarist olan Adam'ın gizemli komşusu Harry ile karşılaştıktan sonra yaşanan olayları anlatıyor. Taichi Yamada'nın 1987 tarihli Aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanan yapımın yönetmenliğini Andrew Hay üstleniyor. Guillermo del Toro yeni filmi için hazırlıklara başladı. Pinokyo filmiyle en iyi animasyon dalında Oscar kazanan Del Toro, yeni filmi Frankenstein için Andrew Garfield, Oscar Isaac ve Mia Goff ile görüşüyor. Senaristliğini ve yönetmenliğini Del Toro'nun üstlendiği film hem sinemalarda hem de dijital platformda yayınlanacak. Barry Keoghan, Gladiator 2 kadrosunda.
Bu yıl kariyerinin ilk Oscar adaylığını alan Coogan, filmin ana kötü karakteri olan Roma İmparatoru Jetta'yı canlandıracak. Ridley Scott'ın yönetmen koltuğuna geri döneceği Devam filminin başrolünü ise yine bu yıl kariyerinin ilk Oscar adaylığını alan Paul Mescal üstleniyor. Matthew McConaughey ve Woody Harrelson'dan komedi dizisi geliyor. İkili, birlikte rol aldıkları True Detective dizisinin ilk sezonundan yaklaşık 10 yıl sonra kendilerinin bir versiyonunu oynamak üzere yeniden bir araya geliyor. 10 bölümlük dizi, gerçek hayatta da yakın dost olan McConaughey ve Harrelson arasındaki tuhaf ve güzel bağ etrafında dönen, içten, garip bir çiftin aşk hikayesi olarak tanımlanıyor. Quentin Tarantino'nun son filmine dair detaylar belli oldu. Daha önce kariyerinde 10 filme yer verdikten sonra emekliliğe ayrılacağını dile getiren yönetmenin son filminin adı The Movie Critic olacak. Filmin 70'li yıllarda Hollywood'da etkili olan bir kadın karakteri merkezine alacağı belirtildi. Çekimlerine bu yılın sonbahar aylarında başlanması planlanan filmle ilgili diğer detaylar henüz açıklanmadı. Jennifer Lopez, Ben Affleck ve Matt Damon imzalı Unstoppable filminde. Lopez, Affleck ve Damon'ın yapımcılığını üstleneceği filmde başrol oynayacak. Yönetmen koltuğunda William Goldenberg'in oturduğu film, Arizona Eyalet Üniversitesi'nde ulusal bir şampiyonluk kazanan, 3 kez All-American olan tek ayaklı atlet Anthony Robles'ın gerçek hikayesine odaklanacak. Sıra geldi bu haftanın öne çıkan film ve dizi fragmanlarına. Halle Bailey'nin başrolünde yer aldığı The Little Mermaid'de Kral Triton'ın kızlarının en küçüğü ve en cüretkarı olan Ariel, denizin ötesindeki dünya hakkında daha fazla şey öğrenmeyi çok ister ve suyun yüzeyini ziyaret ederken Prens Eric'e aşık olur. 1989 yapımı aynı adlı animasyon klasiğinin canlı aksiyon uyarlaması 26 Mayıs'ta sinemalarda olacak. He's a human. You're a mermaid. That doesn't make us enemies. Fantastik aksiyon ve komedi dizisi American Born Chinese, lisedeki sosyal hayatı ile aile hayatı arasındaki dengeyi kurmaya çalışan bir genci takip ediyor. Proje, 95. Oscar ödül töreninde en iyi film dahil olmak üzere 7 ödül kazanan Everything Everywhere All at Once'ın yıldızları Michelle Yeoh, Ke-Huy Quan ve Stephanie Shu'yu yeniden bir araya getiriyor. Daniel Cretton'ın yönettiği dizi 24 Mayıs'tan itibaren dijital olarak yayınlanacak. That was insane. Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in başrollerini paylaştığı 100 yıllık mucize dizisi, izleyiciye fantastik öğelerle bezenmiş bir aşk hikayesi sunuyor. Senaryosu Nuran Evren Şit tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturuyor. Dizi 23 Mart Perşembe günü başlayacak. Anlatacak mısınız sizin şu yaşlı adamı? Sakıncası yoksa tabii. Yok aslında bir sakıncası yok. Daha iyi olur hatta. Anlatmaya değer bir hikayesi var mı yok mu siz karar verirsiniz. Polisiye komedi dizisi Only Murders in the Building'in 3. sezonunda gerçek suç sevdalısı kahramanlarımız Ben'in kim tarafından öldürüldüğünü bulmak için harekete geçiyorlar. Dizinin yeni sezonundan yayınlanan tanıtım fragmanında Paul Rudd, Steve Martin, Martin Short ve Selena Gomez'in yer aldığı okuma provasında kadroya yeni katılan Meryl Streep'i de görüyoruz. Sorry, it's me, isn't it? Kamera arkasında Bora Onur'un yer aldığı Gizemli Ada Mençuna adlı film, bir video oyununu gerçek dünyada deneyimleyen 10 çocuğun hikayesini anlatıyor. Filmde Şahin Irmak, Masal Günay, Öykü Günay, Berkay Özgür, Mert Erdoğan, Emir Sefa Yıldırım, Ünal Yeter ve Leyla Günay gibi isimler yer alıyor. Ünal Yeter ve Barış Başar'ın senaryosunu kaleme aldığı yapım 7 Nisan'da gösterime girecek. İnsan çocuklarını ıssız bir adaya bırakıp gider mi? Hem de bu şartlarda. Animasyon türündeki Ruby Gilman Teenage Kraken adlı film, mitolojik Krakenların efsanevi kraliyet soyundan geldiğini ve okyanusun derinliklerindeki kaderinin hayal ettiğinden çok daha büyük olduğunu keşfeden utangaç bir genci konu alıyor. Filmin yönetmenliğini Akademi Ödülü adayı film yapımcısı Kirk Demico üstleniyor. Your secret, you're a kraken hiding as a human. I really gotta go. Oh, no.
Joanna Kahlo ve Christopher Storer'ın yönetmen koltuğunu paylaştığı The Bear dizisi, erkek kardeşinin ani ölümünden sonra İtalyan restoranını yeni bir menüyle işletmek için Chicago'ya dönen genç ve başarılı bir şefi konu alıyor. Dizinin ikinci sezonu, birinci sezondan iki bölüm fazla olarak 10 bölüm şeklinde yayınlanacak ve yeni restoranın açılışına odaklanacak. Tom Holt tarafından kaleme alınan kitap serisine dayanan The Portable Door adlı filmin başrollerini Christoph Waltz ve Sam Neill paylaşıyor. Film, kötü niyetli kişiler tarafından yönetilen bir şirkette çalışmaya başlayan iki stajyerin hikayesini anlatıyor. Jeffrey Walker tarafından yönetilen fantastik macera türündeki yapım ülkemizde 23 Haziran'da vizyona girecek. Well, this has been a truly forgettable experience. Sine Haber'den bu haftalık bu kadar. Sinema dünyasındaki en son gelişmelerden haberdar olmak için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya yeni haberlerle Sine Haber'de görüşmek üzere. Sinemayla kalın.